Herkese selam. İnceleme için bana çok sorulan modellerden biri olan MSI GE75 Raider 9SE var karşımızda bugün. Biz de enine boyuna incelemesini yaptık ve aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın diye tam 10 tane oyunda da performansını test ettik. Siz de birazdan bu testleri canlı şekilde izleyebileceksiniz. Şimdi vakit kaybetmeden GE75 Raider 9SE'nin incelemesine geçelim. Önce tasarımla başlayalım. Daha sonra teknik özellikleri detaylıca anlatıp oyun performansını gösterelim. MSI'ın oyun laptoplarında tasarım her zaman dikkat çekici olmuştur. Kullanıcıların da çok önem verdiği bir detay bu. Genelde kullanıcılar ince laptop seviyorlar. Çok kalın ve çok ağır laptoplar fazla beğenilmiyor. Her ne kadar GS serisi MSI'ın süper ince modellerinden oluşuyor olsa da GE modellerde de incelik konusunda beklentilerin karşılandığını söyleyebilirim. Bu yüzden MSI tasarım konusunda kullanıcıların beklentilerini kesinlikle karşılamış diyebiliriz. Üzerinde MSI Edge Darası logosu ve yan tarafındaki iki kırmızı şerit gerçekten çok şık gözükmekte. MSI Edge Darası logosu laptop çalıştırıldığında beyaz olarak yanıyor. Özellikle gece kullanımda laptopa güzel bir hava katıyor bu. İç kısma baktığımızda ise ilk olarak ergonomik klavye yapısı gözüme çarptı. Hafif içe eğimli yapısı daha kolay kullanım sağlarken, eğimin şekli de klavyeyi kullanırken tamamen elinizin aldığı şekle göre tasarlanmış. Bu da güzel bir detay olmuş tabii ki. Bunun dışında tuş basış hissiyatı güzel. Çok fazla oyun oynadım ben laptopta ve bana herhangi bir sorun yaratmadı oyun oynarken. Tuşlar arası boşluk gayet yeterli seviyede. Yanlış tuşa basma gibi bir durumda söz konusu olmuyor böylece. Ve tabii ki RGB ışıklandırma konusu da var. Ona da değineceğiz biraz sonra. Touchpad standart boyutlarda ve kullanım olarak çok rahat. Alt tarafa sol ve sağ tuşlar eklenmiş ki ben bu tarzı daha çok seviyorum. Diğer türlü sanki touchpad'e böyle zarar veriyormuşum gibi bir hissiyata kapılıyorum eğer dokunmatik olarak kullanıyorsam. Bu anlamda touchpad'i de beğendiğimi söyleyebilirim. İnce hatlara sahip bir laptop olduğunu söyledik. Bu bağlamda tabii ki ince çerçeveye sahip de bir ekranı da var. 17.3 inç büyüklüğünde 1920x1080 Full HD çözünürlükte 144Hz tazeleme oranına sahip ince çerçeveli ekran GE75 Raider 9SE üzerindeki yerini almış. Ekranın üstünde de HD tip 720p 30fps kayıt yapabilen bir kamera konumlandırılmış. Hazır biraz teknik özelliklere değinmeye başlamışken teknik özellikler kısmına tam anlamıyla girelim ve bakalım GE75 Raider 9SE nasıl bir güce sahip onu bir görelim. İşlemci i7-9750H yani laptopların amiral gemisi işlemcisi. 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip. 2.60 GHz temel frekans hızı. Boost ile 4.50 GHz'e kadar çıkıyor. 12 MB ön belleği var ve 45 Watt da TDP'ye sahip. TDP yapılandırılabilir olarak 35 Watt'a da düşebiliyor. Batarya kullanımında bu oldukça fark yaratan bir durum. Cinebench puanını ekranda görüyorsunuz. Masa üstünde i7-7700K işlemciden daha güçlü olduğunu söyleyelim. HM370 chipsete sahip ve 32 GB DDR4 2666 MHz'de RAM kullanılmış. 64 GB'a kadar destek var. Tabii ne kadar ihtiyacınız olur 64 GB RAM'e artık orası size kalmış. Oyun performansımızı belirleyen ana etmen yani GPU Nvidia RTX 2060 6 GB DDR6 belleğe sahip. RTX 2060'da bildiğiniz gibi Ray Tracing teknolojisi de mevcut. RTX 2080 kadar performans vermese bile en azından Ray Tracing teknolojisini deneyimleyebilmenize imkan veriyor ki oyun testlerimizde Ray Tracing destekli oyunlarda kullandık. Birazdan hepsini izleyebileceksiniz. Ekran boyutuna az önce değindik, tekrar söyleyelim. 17.3 inç büyüklüğünde 1080p yani Full HD çözünürlükte 144Hz tazeleme oranına sahip IPS seviye ekranı var. Çerçevenin boyutu o kadar inceltilmiş ki bu sayede 17.3 inç boyutunu neredeyse 15.6 inç ekran boyutunda görüyorsunuz. İnceltilmiş çerçevenin kesinlikle çok işe yaradığını söyleyebiliriz. Oyunlarda 144Hz'ın farkını da inanılmaz bir şekilde hissediyorsunuz, onu net olarak söyleyeyim. Zaten her zaman söylüyorum, eğer 144Hz bir ekranda oyun deneyimi yaşarsanız bir daha 60Hz ekranda oyun oynamak istemiyorsunuz. Özellikle 100 ve üzeri FPS'lerde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Depolama olarak bir tane 256 GB NVMe SSD ve bir tane de 1 TB SATA hard diske sahip. İsterseniz bir tane daha M.2 takabiliyorsunuz ya da 1 TB hard diski çıkartıp SATA SSD de ekleyebilirsiniz. Şu an ekranda zaten kristal disk sonuçlarını görüyorsunuz. M.2'nin hızı da ortada. Killer Gigabit LAN bağlantısı var. 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 5 desteği mevcut. Ses sistemi olarak 2 tane 3 Watt speaker ve 3 Watt woofer'a sahip. Geliştirilmiş dev hoparlörler ve 1. sınıf Dynadio ses sistemiyle de desteklenmiş.
Dynadio'yu zaten bilenler bilir. Yalnızca kendi sürücülerini kullanarak hoparlörler tasarlıyorlar ve birinci sınıf ses sistemleri üretiyorlar. Yarı seste bile sesi kısma ihtiyacı hissettim. O derece güçlü seslere sahip GE75. Tabii ki Hi-Res Audio sertifikasına sahip olduğunu söyleyelim. Naimic yazılımı destekli, onu da belirtmiş olalım. Onun dışında bir tane USB 3.2 Gen 2 tip C, iki tane USB 3.2 Gen 1 tip A ve bir tane USB 3.2 Gen 2 tip A bağlantısı yer almakta. Bununla beraber bir tane RJ45 portu, bir tane SD kart okuyucu, bir tane 4K'da 60 Hz verebilen HDMI bağlantı ve bir tane de mini DisplayPort bağlantı konumlandırılmış. Bir tane mikrofon girişi ve bir tane de kulaklık çıkışı mevcut. 6 hücreli lityum iyon 51 watt saat bataryası var. Batarya kullanımı çok uzun süreli olmuyor ama zaten oyun oynayacaksanız mutlaka prize takılı şekilde oynamanızı tavsiye ederim. 180 watt adaptörü var ve 2,64 gram da ağırlığa sahip. Şimdi portların konumlandığı noktaları gösterelim. Sol tarafta havalandırma kısmı var. Hemen yanında Gigabit LAN bağlantısı. Onun yanında HDMI 2.0 bağlantısı. Mini DisplayPort 1.2 bağlantısı. Bir tane USB 3.2 Gen 2 tip A ve bir tane USB 3.2 Gen 2 tip C bağlantısı yan yanalar. Bunlarla beraber mikrofon ve kulaklık bağlantıları da sol tarafta yerlerini almış durumda. Sağ tarafta ise adaptör girişi, GPU havalandırma kısmı, iki tane USB 3.2 Gen 1 tip A bağlantısı ve bir tane XC ve HC destekli SD kart okuyucu bulunmakta. Arka tarafta da CPU ve GPU için havalandırma kısımları konumlanmış. Herhangi bir başka bağlantısı yok. GE75 Raider 9SE Cooler Boost 5 soğutma teknolojisine sahip. Bu teknolojiyle soğutucu üzerindeki bakır boruların sayısı ve fan yapraklarının sayısı arttırılmış. Soğutucu blok üzerinde ısı yayılımı sağlanması amaçlanmış ve az önce bahsettiğimiz havalandırma kısımlarıyla birlikte sıcak havanın çabuk şekilde dışarıya atılması da gerçekleşmiş. Tabii ki bu soğutma sistemlerinin masaüstü soğutma sistemi kadar performans vermesini asla beklememeliyiz. Ama bu soğutma sisteminin özellikle GPU tarafında oldukça işe yaradığını birazdan oyun testlerinde siz de görebileceksiniz. Geldik SteelSeries RGB oyuncu klavyesine. Tuş basış hissiyatının oldukça iyi olduğunu söylemiştik. Hazır olan birçok efektten dilediğiniz gibi faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca sağ tarafta bir tuş da eklenmiş. Bu tuş sayesinde efektler arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yukarıdaki tuş bu işe yarıyor, aşağıdaki tuş soğutma için fanları tam hızda çalıştırıyor. Yani efektleri üstteki tuşla değiştiriyorsunuz. Bununla beraber oyunlarda da çok ilginç ve değişik efektleri klavyenize uygulayabiliyorsunuz. Mesela klavyenin bu özelliğine destek veren oyunlarda canınız azalıyor ya da cephaneniz bitiyor. Bunu klavyeden ayarlayıp ona göre oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Cephaneniz azaldıkça klavyenizin ışıklarında bunu görebilmeniz çok güzel düşünülmüş. İnce detaylar gerçekten çok hoş oluyor. Ben seviyorum böyle şeyleri. SteelSeries yazılımını da indirmeyi unutmayın. Buradan klavye ile ilgili her türlü ayarı da yapabilmeniz mümkün. Değinmek istediğim bir diğer nokta MSI Dragon Center yazılımı. Dragon Center yazılımı MSI'nin laptoplarında eliniz ayağınız diyebilirim. Laptop hakkında her türlü aradığınız bilgiyi, değiştirmek istediğiniz ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Laptopun çalışma performansını gene buradan ayarlayabilirsiniz. Batarya ile ilgili kullanım ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Az önce söylediğimiz oyun ayarlarını gene buradan yapabilirsiniz. Klavyenizin desteklediği oyunlar burada zaten gözükecek. Yani kısacası aklınıza gelebilecek tüm ayarlar Dragon Center yazılımında mevcut. Evet, laptopun tasarımını gösterdik. Tüm teknik detaylardan derinlemesine bahsettik ve yazılım konusuna değindik. Şimdi sırada en çok merak edilen kısım, yani oyun performansı var. GE75 Raider 9SE'yi tam 10 tane oyunda canlı şekilde test ettik. Özellikle online oyun performansları çok merak ediliyor. Biz de elimizden geldiğince bu oyunları eklemeye çalıştık. Tabi AAA oyunlarla da destekledik. Kayıt programı olarak Shadowplay kullandık. 2 FPS bir kaybımız var. Yani gördüğünüz sonuçlara 2 FPS daha ekliyorsunuz. Artık GE75 Raider 9SE sahneye çıksın ve tam 10 tane oyunda neler yapabilmiş, performansını bizlere canlı kanlı şekilde göstersin.
GE75 Raider 9S'nin performansını canlı şekilde hep birlikte izledik. Güçlü teknik özellikleri oyunlarda kendini gösterdi. Tüm sonuçlar gayet iyiydi. Ray Tracing destekli oyunlarda Ray Tracing performansını da sizlere göstermek istedim. Tabii ki Ray Tracing kapalı şekilde bu oyunlarda çok daha iyi performanslar alabilirsiniz. 144 Hz IPS seviye ekran aşırı derecede ön plana çıkıyor. Size harika bir oyun deneyimi yaşatıyor. Teknik özelliklerden bahsederken de söylemiştim. Kanalda birçok farklı videoda da söyledim. 144 Hz ekranda bir oyun deneyimi yaşadıktan sonra gerçekten 60 Hz'e geri dönmek istemiyorsunuz. Arada dağlar kadar fark var. GE75 Raider 9SE'de de bu deneyimi rahatça yaşayabildik. Tabii keşke G-Sync özelliği de olsaydı daha iyi olurdu. Ama muhtemelen bu fiyata olumsuz olarak yansıyacaktı. RTX 2060 oldukça güçlü bir GPU. 1080p ultra ayarlarda uzun yıllar hiçbir sıkıntı yaşatmaz size. İşlemci olarak zaten en tepe seviye mevcut. i7-9750H'ın gücünü Cinebench'te gösterdik. Oyunlarda da masa üstünde i7-8700K'ya yakın bir performansı var. RAM 32 GB zaten bu sınır aşılana kadar laptop donanım olarak eskiyecektir. Yani kolay kolay 32 GB RAM sınırı uzun yıllar aşılamayacak. Depolama olarak 256 GB NVMe SSD'nin 1 TB hard disk'le desteklenmesi de çok iyi olmuş. Böylece depolamada ve hızda hiçbir sorun da yaşamıyorsunuz. Bir tane daha M.2 ekleyebilirsiniz dediğimiz gibi. Yani donanım olarak oldukça güçlü, tasarım olarak çok güzel ve beklentileri tamamen karşılıyor diyebilirim. Ama bu kadar artının yanında eksi yok mu derseniz, eksi olarak sadece bu laptop için değil, genel olarak tüm oyun laptoplarının sorunu olan işlemci sıcaklığını söyleyebilirim. GPU serin çalışmakta ama işlemciler maalesef oyun laptoplarında biraz sıcak çalışıyorlar. Fakat işlemcilerin de buna göre tasarlandığının bilinmesi lazım. Yani bu sıcaklık değerleri sizi korkutmasın. Ben test süresince uzun saatler boyunca oyun oynadım. Hiçbir hata mesajı ya da kapanma gibi sorun da yaşamadım. Tabii isteyenler biraz daha performanstan ödün vererek işlemciyi daha serin çalıştırabilirler. Bunun dışında yapı olarak biraz üzerinde parmak izi oluştuğunu söyleyebilirim. Bu konuda takıntılı biriyseniz ara sıra temiz ve yumuşak bir bezle laptopu silmeniz gerekebilir. Bundan başka söylenecek hiçbir eksisi de yok. GE75 serisinde 9SG ve 9SF olarak iki farklı model daha mevcut. Bunların en büyük farkı birinde RTX 2080, diğerinde de RTX 2070 GPU bulunması. Bir de batarya farklılıkları var. Onun dışında tüm özellikleri aynı. Fiyata gelirsek GE75 9SE'nin ortalama 17.000 TL civarında bir fiyatı var. Kura ve kampanyaya göre fiyat değişkenlik gösterebilir ama videonun yapıldığı tarihteki fiyatı bu şekildeydi. Evet, umarım GE75 9SE hakkında aklınızda hiçbir soru işareti bırakmayacak bir inceleme olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.